Kandıra cezaevi sabıkalı bir cezaevi. Bundan yaklaşık 2 yıl önce Garibe Gezer biliyorsunuz yaşamını yitirdi. Onun da intihar ettiğini söylediler. Biz kamera kayıtlarına ulaştık avukatları olarak. Garibe'ye şiddet uygulandığına dair görüntülere ulaştık. Buna rağmen takipsizlik kararı verdi savcılık. Dava açılmadı. Ama tabii ki bizim mücadelemiz devam ediyor. Duygu Koral gencecik bir kadın. Uzun bir cezası yok. Adli nedenle cezaevinde. Yani kendisini hayattan vazgeçmek gibi bir nedeni yok. Ailesi de söylüyor. Kesinlikle ölümden çok korkan bir insandı diyor. Dosyada çok ilginç ayrıntılar var. Henüz otopsi raporu gelmediği için belgeleri sunmuyoruz şu anda ama mesela şöyle ifadeler var, gardiyanların ifadeleri. Diyorlar ki işte Duygu Koral'ın hep gardiyanlara saldırdığını söylüyorlar. Bence Garibe Gezer'le benzer bir kişiliğe sahip. İtiraz eden kadınlar, yani kendilerine yönelik kötü muameleye itiraz ettikleri için de şiddete maruz kalıyorlar. Diyorlar ki biz diyorlar Duygu'nun kaldığı hücreye girerken kask ve kalkanla giriyorduk. Bu nasıl bir şey? Yani gencecik, zayıf, çelimsiz bir kadının bulunduğu hücreye kalkan ve kaskla girmek nasıl bir şey? Bu nasıl açıklanabilir? Bu şiddet uygulandığının bize göre en açık göstergesi. Yine bir yalan söylüyor gardiyanlar. Diyorlar ki Duygu Koral'ın kapısını biz açamadık. Biz bugüne kadar bilmiyorduk içeriden kilitleme hakları olduğunu. İçeriden kilitliymiş kapı. Böyle bir şey olamaz. Bu mümkün değil. Hiçbir cezaevinde, değil mi? Yani Nuray bütün cezaevleri ilgileniyor. Hiçbir cezaevinde içeriden kilitlenen bir kapı olamaz. Böyle bir şey yok. İçeriden kilitli olduğunu ve kırdıklarını söylüyorlar. Bunların hepsi yalan. Yalan bilgi. Son derece önemli. Tabii ki bizim elimizde fotoğraflar var. Fotoğraflar çok şüpheli, çok şüphe uyandırıcı fotoğraflar. Ama olay çok yeni. Otopsi raporunun gelmesini bekliyoruz. Bu olayın da sonuna kadar takipçisi olacağız. Gerçekten özellikle adli mahpuslara şöyle yaklaşıyorlar. Nasıl olsa bunların kimsesi yoktur ilgilenecek. Hak arama bilinci yoktur. O kadar kötü davranışlarda bulunuyorlar ki ama ailesi Duygu'nun sahip çıkıyor olaya. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız. Mesela duş başlığına kendisini astığını söylüyorlar. Neyle astığını hiç kimse söylemiyor. Bu konuda bilgi yok. Bütün bunları hepsini talep edeceğiz. Hem cezaevindeki görüntüleri talep edeceğiz. Otopsi raporunu bekliyoruz. Biliyorsunuz adli tıp bir devlet kuruluşu, yani resmi bir bilirkişi kuruluşu, kurumu. Bu nedenle bizim adli tıbba güvenimiz yok. O nedenledir ki bu tür şüpheli dosyalarda biz bağımsız adli tabiplere de gösteriyoruz dosyaları. Bunu da yapacağız. Tüm olayların insan hakları savuncusu avukatları olarak sonuna kadar takipçisi olacağız.